Tasavvuf, insanın nefsinden arındırılmasıdır. Merhabalar, Hilmi Yavuz'la İslam'ın Zihin Tarihi programına hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz programımıza. Eyvallah, hoş bulduk Ercan. Nasılsınız? Hamdolsun, sen nasılsın? Allah'a şükür bizler de iyiyiz hocam. Allah afiyet versin canım. Allah razı olsun. Hocam bugün tasavvuf üzerine konuşacağız inşallah sohbetimizi. Tasavvuf merkezli gerçekleştirmeye çalışacağız. Sanırım bir programın hacmini aşacak. Belki iki programı, evet. Yani çok geniş bir konu. Daha evvelki programlarda mutlaka arka planda tasavvufa göndermeler söz konusu olmuştu. Çok yoğun bir şekilde bahsettiğimiz zamanlar da olmuştu ama... Tasavvufu tek başına bir problem olarak ele almamıştık. Doğrudur. İlk defa tasavvufu bir müstakil konu olarak ele alacağız inşallah. Ben müsaadenizle hocam Aksaray'daki Oğlanlar Tekkesi'nin şeyhi İbrahim Efendi'nin bir manzumesi var. Tasavvufu hülasa eden, öyle söyleyelim. Biraz uzun ama bir mukaddime olması bakımından önemli hocam programı. Müsaadenizle manzumeyi okumak istiyorum. Bidayette tasavvuf, sofi bican olmaya derler. Nihayette gönül tahtında sultan olmaya derler. Tarikatte ibarettir tasavvuf mahv suretten, hakikatte sarayı sırda mihman olmaya derler. Bu ab-ı kil libasından tasavvuf ari olmaktır. Tasavvuf, cismi safi, nur-i yezdan olmaya derler. Tasavvuf, lemayı envar-ı mutlaktan uyarmaktır. Tasavvuf, ateşi aşk ile suzan olmaya derler. Tasavvufta şeriat, şerait, name-i hestiyi dürmektir. Tasavvuf, ehli şerrü, ehli iman olmaya derler. Tasavvuf, arif olmaktır. Hakimen adetullah'a, tasavvuf cümle ehli derde derman olmaya derler. Tasavvuf ten tılısmın ism miftahıyla açmaktır. Tasavvuf bu imaret külli viran olmaya derler. Tasavvuf sofi kali hale tebdil eylemektir bil. Dahi her söz ki söyler ab-ı hayvan olmaya derler. Tasavvuf ilmi tabirat ve tevilatı bilmektir. Tasavvuf can evinde sırrı sübhan olmaya derler. Tasavvuf hayreti kübrada mestü valih olmaktır. Tasavvuf hakkın esrarında hayran olmaya derler. Tasavvuf kalp evinde masivallahı gidermektir. Tasavvuf kalbi mümin arş-ı rahman olmaya derler. Tasavvuf her nefeste şarka ve garba erişmektir. Tasavvuf bu kamu halka nigehban olmaya derler. Tasavvuf cümle zerratı cihanda hakkı görmektir. Tasavvuf gün gibi kevne nümayan olmaya derler. Tasavvuf anlamaktır 72 milletin dilin. Tasavvuf alemi akla Süleyman olmaya derler. Tasavvuf urveti vüska yükün can ile çekmektir. Tasavvuf mazhar-ı ayatı gufran olmaya derler. Tasavvuf ismi azamla tasarruftur bütün kevne. Tasavvuf cami-i ahkamı Kur'an olmaya derler. Tasavvuf her nazarda zat-ı hakka nazır olmaktır. Tasavvuf sofiye her müşkil asan olmaya derler. Tasavvuf ilmi hakka sinesini mahzen etmektir. Tasavvuf sofi bir katreyken umman olmaya derler. Tasavvuf külli yakmaktır. Vücudun nar-ı la ile, tasavvuf nur-u illa ile insan olmaya derler. Tasavvuf 18.000 aleme dop dolu olmaktır. Tasavvuf nühfeleh emrine, felek emrine mestan olmaya derler. Tasavvuf, kul kefa billah ile davet dürür halkı. Tasavvuf, irci lafzıyla mestan olmaya derler. Tasavvuf, günde 1000 kere ölüp yine dirilmektir. Tasavvuf, cümle alem cismine can olmaya derler. Tasavvuf, zat-ı insan, zat-ı hakta fani olmaktır. Tasavvuf, kurbu ev-edna da pinhan olmaya derler. Tasavvuf, canı canana verip azade olmaktır. Tasavvuf, canı canan, canı canan olmaya derler. Tasavvuf, bende olmaktır. Hakikat, hak ey İbrahim. Tasavvuf, şerri Ahmet dilde bürhan olmaya derler. Şimdi bu aslında İbrahim Efendi'nin evet. Bu şiiri tasavvufun bütün kuşatımıyla ne demeye geldiğini açıklıyor. Yani hem kalden hale geçişin, hem masivadan Allah'a geçişin, bütün bunların bir çeşit özeti gibi, hülasası gibi. Evet. Yani belki de tasavvufun şimdiye kadar yapılmış olan bütün tariflerini içeren bir şiir bu. Bir şiir. Ama bana göre mesela şeyin çok güzel, Cüneydi Bağdadi'nin evet. tasavvuf tarifi bence çok daha nedir hocam? Cazip. O da şu, diyor ki bu hususta çok tarif var değil mi? Tabii, çok var. Yani tasavvuf ehlinin hemen hemen birçoğu zaten tasavvufun ne olduğu konusunda bir takım tarifler yapmış. Evet. Ama Cüneydi Bağdadi'ninki enteresan. Evet. Diyor ki tasavvuf, varlığında ölmek ve Allah'ta dirilmektir diyor. Yani bunu biraz açar mısınız hocam? Tabii. Şimdi her şeyden önce varlıkta ölmek ne demek? Varlıkta ölmek her şeyden önce nefsin terbiyesi ve nefisle olan cihadın ya da nefs mücahedesi dediğimiz meselenin ortaya konulmasıdır. Ki bu nefsle olan cihad da tasavvufun en temel hususlarından bir tanesi. En temel meselesi. Çünkü asıl mesele nefsle ilgilidir. Evet. Yani insanın nefsini bütünüyle arındırması ve masivaya ilişkin ne kadar arzu, istek ve dünyevi olan ya da masivaya, genel anlamda masivaya ilişkin olan ne varsa onların hepsinden nefsini arındırmak demektir. Yani sadece insanın Allah'ı arzulaması ve Allah'ı düşünmesi demektir tasavvuf. Masiva, bildiğin gibi evet. Allah'ın dışında kalan her şey demektir. Masivadan geçmektir aslında. Ve masivadan geçmek de hiç şüphesiz tasavvufun temel gayesidir. Ve onun için de yani Allah'la bir ve beraber olmak, Allah'ta fena bulmak, yani yok olmak ve onda devam etmek. Fena fillah ve bekabillah dediğimiz tasavvuf terimleri de bunları açıklıyor zaten. Allah'ta fena bulmak, Allah'ta yok olmak ve Allah'ta devam etmek. Dolayısıyla masivadan geçmek aslında biraz da budur. Yani bütünüyle o yani masivaya ilişkin ne varsa bir tarafa bırakmak ve sadece Allah'ta yok olmayı ve onda devam etmeyi arzulamaktır. Bir tek arzu bu olmalıdır. Peki hocam, orada şöyle bir ayrıntı üzerinde durmamız mümkün mü acaba? Yani nefsi terbiye etmek mi yoksa nefsi öldürmek mi? Nedir oradaki teferruat hocam? İbrahim Efendi'nin şiirinde de geçiyor zaten. Hı-hı. Yani Hazreti Peygamber'in bir hadis-i şerifine, salat ve selam üzerinde olsun, bir hadis-i şerifine atıfta bulunuyor. Mutu kable temutu diye ifade edilen, yani ölmeden önce ölünüz. Onu tasavvuf ehli doğrudan doğruya nefsin öldürülmesi anlamına gelir. Yani ölmeden önce, yani bedenen ölmeden önce aslında nefsinizi öldürünüz. Ölmeden önce ölünüz. Mutu kable temutu derken Hazreti Peygamber'in kastettiği budur denir. Yani nefsi öldürmek. Aslında nefsle mücahede, nefsin terbiyesinden ziyade bana sorarsanız doğrudan doğruya nefsin yok edilmesi, yani dünyaya ilişkin olan ne varsa bizi bu dünyaya bağlayan, yani masivaya şu ya da bu biçimde teyelleyen, deyiş yerindeyse ne varsa onlardan tamamen azade olmak ve sadece Allah'ı düşünmek ve Allah'ta yok olmak ve onda devam etmek. Tasavvufun gayesi budur. Bunu tabii nefsin terbiyesi biçiminde aldığımız zaman eski Yunan'daki Enkrateia ile karşılaştırmak gibi bir durum var. Makaleniz de var. Evet, bu konuda bir makale var. Enkrateia aslında nesin? Terbiyesi demektir. Yani işte Kallikles'in söylediği gibi aslında insanın kendi arzularına kumanda etmesidir. Bunu daha sonra Sokrates Sofruzune kavramıyla, yani itidal kavramıyla açıklıyor. Ama bu tabii şey değil. Bu herhangi bir biçimde bizim İslam tasavvufunda, İslam mistisizmindeki gayenin gayeyle herhangi bir şekilde hiçbir ilişkisi yok. Yani kendini bil, kendini tanı, evet, birbirine yakın kavramlar olsa bile, evet, eski Yunan'la bizdeki, tabii, değil mi hocam? Arada temelli farklar var yani. Temelli bir fark var çünkü İslam tasavvufunda gaye nefsin bütünüyle arındırılması ve Allah'a varmak. Allah da dediğim gibi yok olmak ve onda devam etmektir. Halbuki şeyde, eski Yunan'da bu tamamen bir etik mesele olarak öne çıkıyor. Yani nefsin terbiyesi anlamında itidalli davranma, insanın arzularına, aşırı isteklerine vesairesine kumanda etmesi, onu itidalle... Daha dünyevi bir şey. Yani. Tabii. Yani herhangi bir şekilde bir şey yok. Bir aşkınlık dediğin gibi söz konusu yok, değil. Evet, yani bir müteal bir gayeye varmak gibi bir durum söz konusu değil. Peki hocam, oradan hemen Yunus'un ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsin, bu nice okumaktır. Evet. Yani orayla, yani Yunus'un burada söyledikleriyle ya da sen seni Hacı Bayramı Veli'nin söylediği bu dizi... Evet. O orayla nasıl bir ilişki kuruyoruz? Yani bizdeki ilim, yani şarttaki ilim, yani İslami bağlamda ele aldığımızda mesela tasavvufun ilimle ilişkisini de konuşabiliriz tabii. Yani tabii, bir ilim midir? Bu konuda da bir tartışma söz konusu. Bu konuda da söz söyleyenler olmuş. Tabii. İlimse yani bu garbi manada bir ilim değil hiç şüphesiz, değil mi? Şimdi demin Yunus'tan, evet, yaptığın alıntı üzerinde duralım istersen. İlim bilmektir, ilim kendim bilmektir, evet, diye. Bu da Hazreti Peygamber'in bir salat ve selam üzerine olsun bir hadis-i şerifine atıfta bulunmaklıktır. Evet. O da şudur: men arefe nefsehu fakat arefe rabbuhu. Yani nefsini bilen Rabbini bilir. Niçin nefsini bilen Rabbini bilir diyor. Buradaki nefs tabii olumsuz anlamda bir nefs değil. Yani eğer tasavvufun son kertesinde belli bir yere geldiysen, yani insanı kamil aslında, evet, bu nefsini bilen Rabbini bilir. Çünkü şeyde insanın kalbinde Cenab-ı Allah'ın bütün ilahi sıfatları tecelli etmiştir. Dolayısıyla kendini bilmek demek Cenab-ı Allah'ın bütün ilahi sıfatlarının kalbinde tecelli ettiğini bilmek. Yani kendini bilmek bir anlamda Rabbini bilmek demektir. Sen kalbine bakarsan, burada nefs yerine yani kalp, evet, demek daha doğrudur. Çünkü nefsi bir başka anlamda kullanıyoruz biliyorsun. Daha çok işte ortadan kaldırılması, terbiye edilmesi veya yok edilmesi gereken bir şey olarak düşünüyoruz. Aslında burada yani men arefe nefsehu fakat arefe rabbuh'daki nefsi ben daha çok kalp diye, yani kalbini bilen, kendi kalbini bilen Rabbini bilir diye okumak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü burada kalp ya da nefs daha doğrusu olumlu bir anlamda kullanılmıştır. Evet. Yani öyle bir yerdir ki kalp ya da bu anlamda bu hadis-i şerifte ifade edilen kalp, dediğim gibi Allah'ın bütün ilahi sıfatlarının tecelli ettiği bir makamdır kalp. Kalp çok önemli çünkü aslında Kur'an-ı Kerim'e bakılırsa, evet, Kur'an-ı Kerim'de mesela kalp kelimesi 121 defa geçiyor. Buna karşılık akıl kelimesi 37 defa geçiyor. Yani sürekli Cenab-ı Allah bizi düşünen kalple. Evet, o çok ilginç değil mi? Düşünen kalple. Zannediyorum Hac suresindedir. Kalbin düşünen kalp, evet, tabirini kullanıyor Cenab-ı Allah. Yani asıl tasavvufun temelini de zaten burada aramak lazımdır. Çünkü tasavvuf akılla kavranan bir şey değil. Tasavvufun gerçekleştiği yer insanın aklı değil. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in akıl kelimesine 37, buna karşılık kalp kelimesine 121 defa atıfta bulunması tasavvufun meşruiyeti için doğrudan doğruya, yani Kur'ani bağlamda tasavvufun meşruiyeti için bir karine teşkil ediyor diye düşünmeliyiz. Evet, bu konuyu açmanız iyi oldu çünkü meşruiyeti hususunda tasavvufun birçok tartışma var yani İslam tarihi boyunca, hatta daha evvelki dönemlerde de. Yani şimdi bir tasavvuf üst başlık olarak tasavvuftan bahsedebiliriz. Bir de İslam tasavvufundan bahsedebiliriz. Tabii. İslam'dan önce de tasavvufun farklı bölgelerde, farklı dinlerde tezahürlerini görüyoruz değil mi hocam? Biraz oraya girecek olursak, yani İslam tasavvufunu diğer tasavvufi anlayışlardan, ya Hint tasavvufundan ya da Grek tasavvufundan ya da işte Mısır tasavvufundan ayıran şeyler İran tasavvufu ya da... Şimdi biliyorsun daha çok ve özellikle İslam tasavvufunu özellikle Avrupalı müsteşrikler Budizm'le temellendirmeye veya Budizm'le açıklamaya çalışmışlardır. Bu oryantalist bir şey mi hocam? Yani tasavvuftaki fena ile, fena bulmakla nirvana arasında bir paralellik kurmaya çalışmışlardır ki bu da fevkalade yanlıştır. Evet. Nasıl demin eski Yunan şeyinden, Enkrateiyasından, yani nefs kumandasından söz ederken İslam tasavvufundaki fena ile Greklerin Enkrateiyası arasında fark olduğunu, birinin tamamen bir manada bir tür insanın kendi kendisini eğitmesinin gaye olduğunu, kendi kendisinin terbiye etmesinin gaye olduğunu, oysa bizde Allah'a varmanın bir gaye olduğunu, daha metafizik bir şey. Aynı şey nirvana ile fena arasındaki ilişki için de geçerli. Yani eski Yunan bağlamında söylediklerimizi, yani Enkrateia ile fena arasındaki ilişki bağlamında söylediğimizi, burada da nirvana ile fena arasındaki ilişki bağlamında söyleyebiliriz. Nirvana da bir tür terbiyedir ama aşkın bir gayesi yoktur. Yani onu yine de insanın kendisinde gerçekleştirdiği bir etkinlik olarak düşünmek ve onu bir aşkın, bir müteal varlığa doğru bir yöneliş biçimi de almamak gerekir. Yani nirvana'da böyle bir şey yok. Yani her türlü ruh terbiyesi, ruh terbiyesine dair her türlü çaba tasavvufi bağlamda ya da İslami tasavvuf bağlamında ele alınamaz değil mi? Kesinlikle alınamaz. Yani ne Budizm bağlamında ne de eski Yunan'daki Enkrateia bağlamında. Peki Greklerle, eski Yunan'la tasavvuf arasında, daha doğrusu bu tasavvufların eski Yunan'dan etkilenmeleri bağlamında, çünkü arada yani ilk bu tasavvufların çıktığı zaman Grek metinlerin çevrilmediğini, eski Yunan metinlerin çevrilmediğini biliyoruz. Doğrudur. Hocam. Yani dolayısıyla oraya bağlamak da bir çeşit oryantalizm değil mi hocam? Doğrudur. Yani, hatta daha da ileriye gidenler var. Aslında tasavvuf kelimesinin özellikle Grek, eski Yunanca'daki sofos, yani bilgelik anlamına gelen sofosla ilişkilendirildiğini, ilişkilendirmek gerektiğini, sofosun Arapçalaştırılmış biçiminin tasavvuf olduğunu, sofos İslamileştirilmiş biçiminin Arapçaya nakledilirken tasavvuf biçiminde aktarıldığını öne sürenler. Dolayısıyla tasavvufun bu manada eski Yunan geleneğine bağlanması gerektiğini öne sürenler de olmuştur. Platon'la ilişkilendirme. Yeni Platonizm vesaire. Fakat bu tabii çok önemli. Yani tasavvuf kelimesinin kökenleri konusunda da, etimolojisi konusunda da ciddi problemler var. İşte kimileri safadan, saflıktan, temizlikten geldiğini, kimi Hazreti Peygamber döneminde salat ve selam üzerinde olsun, yoksul sahabinin özellikle mescidin sofasında oturdukları için kendilerine ashab-ı suffa denildiğini, dolayısıyla sofi kelimesinin buradan, suffadan, yani sofadan geldiğini öne sürenler de vardır. Mescitte ibadetle meşgul. Tabii orada yaşıyorlar. Yani dolayısıyla bunların hepsini burada zikretmeye gerek yok. Ama şunun bilinmesi gerekiyor ki tasavvuf kelimesinin kökeni konusunda farklı şeyler var. Bir de şey var tabii, yani özellikle bir hadisten söz ediliyor. İşte hadis-i şerifte şöyle bir şeyin geçtiği söyleniyor. Bunun mevzu bir hadis olduğu da ayrıca söylenmiştir. Yani şey değil, sahih bir hadis değil. O da şu, Allah'la oturup kalkmak isteyenler yün elbise, yani sof giyenlerle düşüp kalksınlar diye. Dolayısıyla sufi kelimesinin ayrıca softan, yani yün elbiseden, yünden yapılmış elbiseden geldiğini, dolayısıyla böyle bir ilişkinin de olduğunu söyleyenler var. Yani dediğim gibi etimolojisi konusunda ciddi farklılıklar var. İşte kimi yün elbise giyenlerden, yani sof ya da yün elbise giyenlerden dolayı tasavvufun ya da sufizmin adlandırıldığını, kimileri sofostan geldiğini, kimileri safadan geldiğini, kimileri dediğim gibi ehli suffa ya da işte ashab-ı suffadan, yani sofada, mescidin sofasında yatıp kalkmak durumunda olan yoksul sahabiye atfen bu kelimelerin kullanıldığını söyleyenler olmuştur. Ama tabii yani bunlar, mesela Nöldeke bunlardan çok mühim bir şeydir. Çok mühim bir müsteşriktir, bir oryantalisttir. O bütün bunların arasında şeyi tercih ediyor. Yün elbise giyenlerden geldiğini, evet, yani softan geldiğini öne sürüyor ve bunda da çok ısrarlıdır. Hocam, Hazreti Peygamber'e bağlamamız mümkün değil mi? Yani Hazreti Peygamber'in söylediklerinden, Hazreti Peygamber'in hayatından tasavvufa ilişkin, yani tasavvufun kaynağına ilişkin bir takım hususlar bulmamız çok hiç mümkün şüphesiz, değil mi? Yani... Hiç şüphesiz Efendimizin zaten salat ve selam üzerinde olsun her zaman gerçekten dünyaya ve masivaya karşı son derece dikkatli ve dünya nimetlerinden kendisini mümkün olduğu kadar uzakta bir yerde konumlandırmaya çalışan bir kimlik olduğunu biliyoruz, evet, Hazreti Peygamber'in. Dolayısıyla aslında tasavvuf ehli bir manada diyorum, Hazreti Peygamber'e örnek almış olmaklık gibi bir durum içinde de olabilirler. Zaten kamil insan dediğimiz, evet, herhalde tabii konumda bulunan Hazreti Peygamber tabii, değil mi? Gayet tabii. Müşahhas yani, bir örnek hiç yani. Şüphesiz. Yani insanı kamilin Hazreti Peygamber olduğu zaten öteden beri bilinen ve söylenen ve herhangi bir biçimde bir şeyi bir tartışmaya veya itiraza konu edilmesi söz konusu olmayan bir gerçeklik. Ki yani tasavvufun ahlakı çok öne çıkardığını ve merkeze koyduğunu biliyoruz. Hazreti, evet, Peygamber'in de güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiş olduğunu biliyoruz. Aynen. Dolayısıyla oradan bir bağ kurmamız tabii, söz tabii, konusu. Tabii. Günlük hayatından bir takım örneklerin tasavvufa kaynaklık ettiğini söylememiz çok mümkün. Az konuşması, yani az yemesi, az uyuması, Allah'ı sıkça zikretmesi. Değil mi hocam? Hepsi katiyen sünnete aykırı, evet, bir şey değil tasavvuf. Değil. Yani Efendimizin sünnetiyle birebir örtüşen bir yaklaşım. Ve ondan sonra tabii ki hem ashabın hayatıyla hem de tabii ashabın hayatı. Tabii dört halifenin uygulamaları ve hayatı elbette mutasavvıflara kaynaklık etmiş tabii, tabii, bir durum. Doğru. Yani bir takım tartışmalar, tasavvufun menşei konusundaki bir takım tartışmaların bir kısmı oryantalist yargılarla ortaya konmuş tartışmalar ya da işte problemler. Tabii. Bir kısmı da belki kendi içimizde, yani İslami coğrafyada yapılmış tartışmalar, reddetmeler ya da işte başka hususlarla, başka maksatlarla öne sürülmüş tabii, tabii, gerekçelerle. Gayet tabii ama yani oryantalistlerin, özellikle İslam konusunda daha olumsuz yaklaşımı olan oryantalistlerin tasavvufu ya Budizme ya da dediğim gibi eski Yunan mistisizmine bir şekilde irca etmek ve o bağlamda açıklamak gibi bir takım yanlışlıkları da olmuştur. Hocam müsaade ederseniz tasavvuf kelimesinin ve tasavvufun kökenine ilişkin az önce söylediklerimizi böyle bir hülasa etmek bakımından maddelendirelim. Birincisi Ashab-ı Suffa, hicret sırasında Mekke'den Medine'ye gelen 400 kişilik o fakir, az önce bahsettiğiniz alimler grubu. Buradan neşet ettiğine dair tasavvufun, tasavvuf kelimesinin buradan çıktığına dair. Saf-ı evvel, tasavvuf erbabının dünyadan kaçınarak Tanrı'ya, Allah'a samimiyetle bağlanmayı esas alan hayat tarzları sayesinde ahirette ilk safta yer tutacaklarına inanılan gruptan neşet ettiği söyleniyor. Benus Sufa, bu da İslam öncesinde Kabe'nin hizmetleriyle meşgul olan bir kavmin adı. Oradan da gelebileceğine dair rivayetler var. Gibi. Bunlar zayıf rivayetler olmakla ama birlikte. Evet, Safevi, az önce yine söylediğiniz saf ve temiz soydan gelen tabii, anlamda. Buradan da tasavvuf kelimesinin kökenlendiğine dair bir husus var. Saf, bir yanda olmak, yüz çevirmek, yani dünyadan yüz çevirmek vesaire. Yine burada Arapça mastardan türemiş olduğunu söyleyenler var. İşte Sofos, yine hikmet felsefe anlamında Grekçe, onun Arapçalaştırılması olduğunu söyleyenler var. Sof, yine onu da söylediniz. Bu tasavvufların ve alimlerin arasında en yaygın görüşe göre, en yaygın görüş bu hocam. Sufi ve tasavvuf kelimesi yün manasındaki Arapça sof kelimesinden gelmektedir. Yani o yünü giyen, onu giymiş olanlar Hazreti Peygamber'in hadisiyle de ilişkilendirilerek böyle bir çerçeve çiziliyor. Evet. Yani tasavvuf kelimesinin kökeni hakkındaki rivayetler aslında rivayet muhtelif. Muhtelif, evet. Tasavvufun... Ama bazıları çok zayıf rivayetler yani. Evet. Onların yani özellikle İslamiyet öncesine ilişkin atıflar var şimdi senin söylediklerinde ama onların hiçbirinin bir geçerliliği yok. Asıl önemli olan tabii mesela saflık gibi, safa gibi, şey gibi, sof gibi. Ya da ashab-ı suffa. Ya da ashab-ı suffa gibi. Bunlar tabii, bunlar daha çok önde ve yani müsteşrikler arasında olduğu gibi İslam alimleri arasında da ortak kabul gören, çoğunlukla ortak kabul gören şeyler. Yani tasavvuf tanımlar konusunda bu kadar konuşulması, düşünülmesi aslında tasavvufun bizim medeniyetimizde, şark medeniyetinin nasıl bir merkezi konumda olmasını gösterdiği açısından, göstermesi açısından da hocam oldukça önemli tabii. Tasavvuf. Evet, medeniyetimizin, yani, İslam medeniyetinin büyük bir bölümünü biz tasavvufa borçluyuz bunu. Konuşacağız herhalde. Evet, yani tasavvufu çıkardığımız zaman şark medeniyetinden ve İslam'dan ne kertede ve nasıl bahsedebiliriz herhalde? Çok zor. Bir takım sıkıntılar da olacaktır o hususta, değil mi hocam? Hocam önümüzdeki programlarda daha teknik meseleler var tasavvuf hususunda. İnşallah onlar tabii, üzerinde durmaya tabii. çalışacağız ve bol bol şiir okuyacağız. Çünkü ilginçtir, mutasavvıfların aynı zamanda büyük çoğunluğunun, belki de hepsinin şair olduğunu da görüyoruz, değil mi hocam? O da ilginç bir husus. Şair mutasavvıflar var, bir de mutasavvuf şairler var. Mutasavvuf olmayıp da tasavvuftan yararlanan şairler de var. Dolayısıyla... Kimler acaba onlar? Onlar üzerinde bol örneklerle önümüzdeki programlarda durmaya çalışacağız hocam. Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki programda inşallah tekrar devam edeceğiz bu konuya. Sevgili seyircilerimiz, Hilmi Yavuz'la İslam'ın Zihin Tarihi programının sonuna geldik. Önümüzdeki programda buluşmak üzere. Zatınızı hoşça tutunuz efendim.